Bugün burada bilge mimar Turgut Cansever'i anmak için toplandık. Hepiniz hoş geldiniz. Turgut Cansever, benim nazarımda Adana Enstitülerin kurulması gereken, yüksek lisans tezlerinden doktoraya çeşitli araştırmaların yapılması gerektiği, hatta mümkünse sayamayacağım kadar çok araştırmanın yapılması gerektiği ve çağımızın ziyadesiyle ihtiyacı olan bir mimar, bir düşünür, bir bilge şahsiyettir. Onun ufki bakışı dediğim hadiselere, mimariye olabildiğince yukarıdan ve kuşatıcı bir şekilde bakarak insanlarda oluşturmaya çalıştığı vizyon bugüne kadar birçok insanın kazandığı hassasiyetler bütününü ifade ediyor ki o insanlardan bir tanesi de benim. Kendisini okumaya başladığım günden itibaren başta mimari olmak üzere birçok hadiseye daha büyük, daha yukarıdan ve kuşatıcı bir şekilde bakmanın ehemmiyetini fark ettiğimi söyleyebilirim. Ki onun kozmolojik idrak diye bir kavramı vardır. Çokça kullandığı. Mimariyi, sanatı, eşyaya bakışı itibariyle hepsini kuşatacak bir kavramdır. Kozmolojik idrak kavramı. O kavram bugün itibariyle yine söylediğim gibi mimari başta olmak üzere her şeyde ihtiyacımız olan bir kavram. Ben kısa bir giriş konuşması yaptıktan sonra sözü hocalarımıza, üstadlarımıza bırakacağım. Kısaca Turgut Cansever'i elimden geldiğince özet bir şekilde arz etmek istiyorum. Turgut Cansever, Tıbbiyeli Hasan Ferit Bey'le Kız Muallim Okulu'nun ilk mezunlarından Hatice Saime Hanım'ın mahtumu olarak dünyaya gelmiştir. Dedesi ise Kasımpaşa'daki Turabi Baba Tekkesi'nin son şeyhi ve Bab-ı Ali'nin yüksek memuru Şeyh Ali Efendi'dir. Turgut Cansever'e göre Osmanlı insanlık tarihinin en yüksek çözümlemesidir. Ki ben Turgut Cansever'in doğduğu yer, çocukluğunu geçirdiği ve şahsiyetinin düş ve düşün dünyasının şekillendiği yerlerle Osmanlı'nın hikayesini bir araya getirdiğimde ciddi paralellikler keşfettim kendimce. Onu da şu şekilde yazdım. Turgut Cansever'in hikayesi insanlık tarihinin en yüksek çözümlemesi dediği Osmanlı ile büyük paralellikler içerir. O da Osmanlı gibi Anadolu'da açmıştır dünyaya gözlerini. Antalya'dır Turgut Cansever'in doğduğu yer. Ki onun doğduğu zamanların Antalya'sı tam bir Anadolu şehridir. Tam bir Osmanlı şehridir. Gözünün gördüğü ilk evler medeniyet perspektifine sahip ilham verici evlerdir. Antalya sonrası ikinci durağı bir başkenttir Cansever'in. Çocukluğunun geçtiği Bursa, yüzünü batıya dönerek ilerlemeye ve kendini var etmeye çalışan Osmanlı'nın ilk büyük başkentidir. Bir başkent olarak yüzlerce yıl öncesinin ve yine binlerce yıllık birikiminin işaretlerine sahip Bursa, Turgut Cansever'in düş ve düşün dünyasının temellerinin atıldığı yerdir. Çünkü Bursa, bir medeniyetin ete kemiğe büründüğü ve bütün kurumları ve mekanlarıyla ayaktadır o zamanlar. Bu hal, pratik yansımaları içerdiği gibi teorik açılımları da taşımaktadır. Bu sayede Turgut Cansever, mimarinin dünyayı güzelleştirmek olduğu fikrini bizatihi yaşayarak görmüştür Bursa'da. Bursa sonrası hem formal hem de informal eğitiminin taçlandığı ve başkentler başkenti olarak tanımlanan İstanbul'a revan olmuştur Hazret. İstanbul, medeniyetler biriktirmiş bir şehir olarak nasiplenmek isteyen herkese hazinelerini ardına kadar açan bir şehirdir. Turgut Cansever de başta Elmalı Muhammed Hamdi Yazır olmak üzere medeniyet bekası adamların tedrisatından geçmiş bir medeniyet eri olarak bu hazinenin peşindedir. İstanbul'da taşlanmış İslam medeniyet tecrübesinin Kabe'den başlayan çizgisinden Süleymaniye'de vardığı ruha ve Selimiye'de ulaştığı tektoniklere dizi dizi araştırmalar yapan Turgut Cansever, yeise düşmeyen ve üretmeyi bırakmayan enerjisiyle hayatını hem mimariye
hem de mimariyi oluşturan ilkeleri anlamaya adamıştır. Arayışı hiç bitmemiştir Turgut Cansever'in ve zafer yerine sefer anlayışına şahsiyet kazandırarak bilge mimar lakabını hak etmiştir. Turgut Cansever'e bir röportajda mimarlık uygulamaları sorulduğunda kendisi şöyle cevap veriyor. Ben onun cevabını da söyleyerek sözü Süleyman Seyfi Öğün beyefendiye bırakacağım. Mimarlık uygulamalarını sorduklarında şöyle cevap verir Turgut Cansever. Bilinci biçimler dünyasına yansıtmaktır yapmak istediğim. Yapmak istediğim şeylerden bir diğeri, maddi varlık tabakasının, yani bütün inşaat malzemesi, teknoloji vesairenin gereklerini dikkatle yerine getirerek, ancak bu malzemeyi fikir ve inanç dünyamızın transandantal çerçevesi içerisine yerleştirerek sosyal, iktisadi ve biyolojik varlık alanının gerçeklerini saygıyla inceleyip, gereklerini tam yerine getirerek, güneş, gölge gibi biyolojik varlık alanının ihtiyaçlarını da karşılayarak psişik tektonikleri üzerlerine ilave alabilecek kitle kolektivlerini tezyini bir niteliğe ulaştırmak istiyorum. Tek seferde anlaşılması gerçekten çok güç bir metin. Hatta şerhini yapmaya kalktığınızda ortaya müstakil bir eserin rahatlıkla ya da birden fazla eserin rahatlıkla çıkabileceği bir paragraf bu sadece. Ki zaten Turgut Cansever'in söylediklerini anlamak hakikaten zor zanaat bir iştir. Belki yaptıklarını anlamak, söylediklerini anlamaktan biraz daha kolaydır ki Doğan Kuban Turgut Cansever için böyle söylüyor. Yaptıklarını anlıyorum ama söylediklerini anlamıyorum diyor. Ben de bunu açıkçası çok anlıyorum. Çünkü bu dünyaya bakış açısıyla, eşyayı algılama biçimiyle ilgili bir farklılığı ifade ediyor. Fakat bu cümleler, yani insanı gerçekten aşan cümleler, insana çok fazla şey söyleyen ve daha fazlasına talip olmak noktasında da insanda istek uyandıran cümleler. Ve bizim bu cümleleri anlamaya, irdelemeye çok fazla ihtiyacımız var. İşte bugün burada yaptığımız program da bu amaca matuf bir program. Bazı zihinlerde en azından ateş yakmayı amaçlayan bir program. Başarıya ulaşabilirsek ne mutlu. Hepiniz tekrar hoş geldiniz diyorum ve Süleyman Seyfi Öğün beyefendiye sunumu için sözü bırakıyorum. Teşekkür ederim. Şimdi düşünüyorum da zaman bazı şeyleri hakikaten dönüştürüyor. Çünkü Emine gayet iyi hatırlayacaktır. Turgut Bey Hakk'a yürüdükten sonra işte onun adına, onu hatırlamak, yad etmek adına yapılan bir toplantıda, benim de konuşmacı olduğum bir toplantıda Turgut Bey'i nasıl anladığımı anlatmaya çalışmıştım ve orada ısrarla üzerinde durduğum bir terim vardı. Ontoloji. Yani Turgut Bey'in dünyasının ontolojik bir dünya olduğunu vurgulamıştım, hatırlarsın Emine. Fakat zaman geçiyor, işte bazı eski yazılar veya eski konuşmalar zihinde bir soru işareti falan yaratıyor. Sonra başka yollar üzerinden o söylediklerimle hesaplaşıyorum ve bazı şeyler değişiyor. Çok yakın zamanlarda Tamburi Cemil Bey üzerine de böyle bir, ne diyelim, confession, günah çıkartma gibi bir konuşma yapmak zorunda hissetmiştim kendimi. Buradaki zeminde de böyle bir tahsih, böyle bir kişisel günah çıkarma Turgut Bey'in hatırası önünde. Buna bu zemin vesile olacak umuduyla geldim. Ontolojik lafı, yani varoluşçu yaklaşım veya var olmaya dair bir refleksiyon dünyasını falan anlatıyor. Onun içindeki bir, biliyorsunuz, mürekkep bir ifade bu. Loji ile işte onto birleşiyor falan, ontoloji oluyor. Loji teriminin
etkisi yüzünden, katsayılı etkisi yüzünden üstelik bu terimden vazgeçiyorum. Böyle bir şeyi Turgut Bey için bir daha kullanmamak niyetindeyim. Turgut Bey varlık diye bir şeyden hep bahsediyordu yazılarında, sohbetlerinde. Ama bahsettiği şey onun ontolojisi değildi. Yani o var olmanın kendisi üzerinden konuşuyordu. Özel olarak bir varlık değerlemesi üzerinden falan konuşmuyordu. Yani Turgut Bey'in dünyası ontolojik bir dünya değildi, fenomenolojik bir dünyaydı. Yani o fenomenlerle ilgileniyordu. Dolayısıyla burada bir sapma var yani benim değerlendirmemde. Bir sapma var ve bugünkü konuşmamı da biraz bu hassasiyet üzerinden geliştirmeye gayret edeceğim. Aslında galiba Whitehead'in de söylediği gibi bütün düşünce tarihinin hikayesi yarı yarıya Eflatun ve Aristo'ya. O gerçi Aristo'nun adını zikretmiyor, ben rahatlıkla koyabilirim. Eflatun ve Aristo'ya aittir. Kalan yarısı da ona düşülmüş, bunlara düşülmüş dipnotlardan ibarettir. Felsefe, yani bahsettiğimiz şey felsefe. İşte felsefe biraz güzellemesi bolca yapılan bir şeydir. Bence çok tehlikeli ve saçma sapan bir şeydir. Onu da hemen arz edeyim burada. Sebebi şudur. Fizik ile, hayat ile bağlarımızı inşa ederken bunun kendiliğinden akışına müdahale niyetiyle ve iddiasıyla doğmuştur. Yani aranızda felsefeciler varsa özür dilerim. Bunu söylüyorum her yerde. Ve bu müdahale çok sorunlu bir müdahaledir ve biz bu müdahalenin ağırlığı altında hala eziliyoruz. Müdahalenin niteliği şudur. Hayata bir matematik giydirmek. Eflatun akademisinin kapısına buradan matematik bilmeyen giremez diye yazıyordu. Matematik düşünce sandığımız kadar masum bir düşünce değildir. Bu kadar matematik iptilası çeken bir toplumda, matematiğe müptela bir toplumda bunu söylemek kışkırtıcı sayılabilir. Ama kendimi söylemek zorunda hissediyorum. Çünkü matematiğin hayatta hiçbir karşılığı yoktur. Çok basit olarak bu böyledir. Yani mesela Fisagor'un üçgenlerle alakası, Öklit'in falan baktığınız zaman matematiğin soyutlamaları bu dünyaya ait değildir. Dünyada hiçbir karşılığı yoktur. Tamamen uzaysal bir bağlama oturur. Yani ikizkenar üçgeni bulamazsınız bu dünyada. Benzeşen bir şeyleri bulabilirsiniz. İkizkenar üçgen yapmaya çalışabilirsiniz. Ama bu asla ikizkenar üçgen olmayacaktır. Hayatla, fizikle, biyolojiyle, tabiatla doğrudan ve içeriden bir bağ kurmanın kendine özgü tipik sorunları var ve Grekler bunu kaosla açıklıyorlardı. Yani hayat kendi haline bırakılırsa çok kaotik bir şeydir. Tutarlı bir şey değildir, insicamı yoktur. O bir akıştır. Sorunları da vardır, muhakkak bir takım sorunları vardır. Bu sorunlara matematik yoluyla müdahale edilebilir mi? Yani yaşadığımız hayatı kesin, geometrik, belirli bir hale getirebilir miyiz? İşte Eflatun'un derdi buydu ve en büyük ilhamını Fisagor'dan alıyordu. Sayılar ve geometri neticede her zaman insan tahayyülünün içinde yer almıştır ama bunun yorumu, birinci derece yorumu her zaman için ezoteriktir. Yani batıniliğe açılır. Sayıların esrarı vardır, sayıların mistisizmi vardır. O şekillerin, geometrik şekillerin de mistisizmi vardır. Ama bunun mistik birikimini bir tarafa iterek buna kategorik bir yorum getirmektir felsefe. Ve felsefe zihinde inşa edilmiş bir dünyanın hayata giydirilmesidir. Bu matematiğin kolonizasyonudur. Yani matematik dünyayı kolonize etmek yolunda yeniden seferber kılınıyor. Bunu felsefe yapıyor. Tabii ki matematikle hayat arasındaki ilişkiyi tutturmak neredeyse imkansız bir şey. Matematiğin döktüğü bütün asfaltlar patlar. Bunu da onun öğrencisi Aristo gördü. Aristo dedi ki ya bu kadar da yapmayalım. Matematik hakikaten sorunlu. Bunun yerine mantığı koydu. Yani bu da en az matematik kadar
sorunlu bir dünyadır. Ne yaptılar bunlar? Hayatın içerisinde her şeyin birbirine karıştığı diyalektik dünyayı matematik bir dünya haline getirmeye çalıştılar. Kesin ve belirli bir dünya haline getirmeye çalıştılar. Bu dia ki en çok Fisagor'u korkutan kavramdır. Yani birden sonra türeyen her şey bire eğer geri döndürülmezse ve bir üzerinden anlaşılmazsa bizi yeniden kaosa sürükler. Dia 2 diyor, bunu şey çok güzel anlatıyor Aldous Huxley. Şeytanla alakalı bir şeydir. Yani diabolik dediğimiz zaman şeytani olanı anlıyoruz. Diyalektik dediğimiz zaman şeytanın sürprizleri, karşıtlığa evrilme, savrulma falan gibi halleri anlıyoruz. İki tehlikeli bir şey. Yani çoğalmak kontrolü kaybettiren bir şey. Onu disipline ettirecek olan şey de tek olan, bir olan şeydir. Dolayısıyla bu felsefi müdahale her zaman için hayatın biraz dışında kaldı ve bir potansiyel olarak durdu. Bu potansiyeli siyaset keşfetti ve iktidar ilişkilerine taşıdı. İmperium kavramı yani tamamen siyasetin matematiğidir. Roma bunu yaptı, Osmanlı da bunu yaptı. Yani şimdi bunu anlamak lazım önce, doğru anlamak lazım. Siyasete matematik giydirmek, iktidar ilişkilerine matematik giydirmek, ayrıca da matematik ve mantık üzerinden teolojiyi hazırladı. Yani felsefi olan bir şey, matematiksel ve mantıksal bağlamından çıktı, bir de ayrıca teoloji oldu. Bütün dinlerin başına gelen en büyük felaket, teolojik felakettir. Hristiyan teolojisi, İslam teolojisi, fıkıh vesaire bunlar işte tamamen hayatı matematikleştirmeye ve kesinlemeye dönük şeyler olarak zuhur etti. Fakat ilginç olan antik dünyada, kadim dünyada bu işin bir de kolay kolay başarılamayacağına dair bir incelik meselesiydi. Mesela siz Respublika'yı matematiksel bir düzen olarak kuruyorsunuz, devleti matematiksel bir düzen olarak yapılar, iktidara özgü yapılar, iktidara özgü teoloji, medrese üzerinden mesela. Bir takım abideler vücuda getiriyorsunuz, yani iktidarınızı gösteriyorsunuz filan ama bunu bütün bir hayata teşmil etmek yolunda çok kırılgan olduğunuzu da biliyorsunuz. Dolayısıyla bir tarafta heterojen dünya, bildiğimiz hayat, bütün savrulmaları, çelişkileri, çamuru, hamuruyla ona intibak etmiyor. İktidarınızı dolayısıyla tutturabilmek için iki küreyi mümkün olduğu kadar geçişken kılıyorsunuz. Yani mesela diyelim ki bir saray yapıyorsunuz, Topkapı gibi bir saray. Onun içerisinde o kadar matematik yok. Veya diyelim ki Süleymaniye'yi Mimar Sinan'a yaptırıyorsunuz, onu matematik açıklamıyor. Yeditepe üzerinde işte abideler var fakat hiçbiri sonradan giydirilmiş bir şey gibi durmuyor. Yani Süleymaniye sanki orada şeyden bitti, topraktan çıktı yani. Ve tamamen o doğal halin, ki Turgut Cansever bunları gayet güzel anlatıyordu, doğal halin içinde onun bir parçası gibi var oluyor. Yani mantık, matematik gibi şeyleri temrin ediyor, çalışıyor, kurmaya gayret ediyor ama biliyor ki hayat bunları tepecek. Hayatla bir şekilde yeniden irtibat kurmak için geçişkenlik sağlıyor. İşte ne bileyim, medresenin içerisine biraz mistisizm sızıyor. Yani tasavvuf sızıyor. Hiçbir zaman kalkıp özel olarak mesela Kadızadelilerle Sıvasiler arasındaki gerilimde münhasıran Kadızadeleri desteklemiyor. Hatta Sıvasizadeleri daha çok, Sıvasileri daha çok şey yapıyor, tercih ediyor. Yani dikkatli davranıyor, böyle söyleyelim. Bu matematik mantık denilen hikaye Batı'da başka bir izliğe sahip. Çünkü orada yeni bir potansiyel, trinite, teslis dediğimiz yani üçleme üzerinden gelişiyor ve
daha mümbit bir araziye gidiyor. Çünkü öbüründe bir tekte disipline etmek gibi bir şey var yani bu işi. Ama teslis olunca, üçleme olunca daha fazla kategori üretebiliyorsunuz. Daha fazla soyutlama falan yapabiliyorsunuz. Ve Batı bunu yapıyor. Feodal dünyanın parçalanmışlığı da buna çok el veriyor tabii ki. Ve Hristiyan skolastik hep böyle o bildiğiniz şeylerden, mağripli Araplardan öğrendikleri ki bu şey ekolü, bizde o felsefe ekolü, matematik ekolü, bunlar böyle çok yüceltiliyor falan. Benim nazarımda hiçbir değeri yoktur onların. Tamamen Aristo ve Eflatun güzellemeleridir, çeşitlemeleridir. Hiçbir orijinalitesi falan da yoktur. Tamamen bir tercüme faaliyetidir. Bu daha sonra Batı'ya aktarılıyor. Ve Hristiyanlar bu işi yani bulduktan sonra, yeniden Aristo'yu ve Eflatun'u keşfettikten sonra işte skolastik düşüncenin şeyleri başlıyor. Ne diyelim, okullaşması filan başlıyor. Yani önce bunu kilise yapıyor yani. Trinity üzerinden yapıyor. Yani üçlemeyi farklı şekillerde anlatabilirsiniz. Yani baba, oğul, Ruhul Kudüs değil de mesela Fransız devrinde olduğu gibi özgürlük, eşitlik, kardeşlik diye de anlatabilirsiniz. Daima bir üçleme vardır bunların zihninde. Dolayısıyla bir farklılaşma gibi gözüküyor. Yani Fisagoryen Eflatun'a karşı Trinity üzerinden bu Eflatun yorumudur. Yani Eflatun'un bir anlamda yeniden sürdürülmesidir, aktarılmasıdır, yorumlanmasıdır. Bence çok ciddi bir fark yok. Yani temelde bir farklılık yok. Haçlı Savaşlarından sonra özellikle hayatın şenlenmesi, çeşitlenmesi, zenginleşmesi, özellikle Doğu Akdeniz ticaretinin tabii çok canlanması, burası işte Rönesans dediğimiz bir dünyayı oluşturuyor. Bu Rönesans meselesi de gene bir güzellemenin konusu. Hiç iltifat etmemek lazım. Machiavelli'nin bir Rönesans düşünürü olduğunu unutmayalım. Sezar, Borgia'lar, bilmem neler filan, bunlar Rönesans adamlarıdır filan. Böyle Shakespeare'in Venedik tacirinde anlattığı şairlik tipleri işte. Bunlar Allahsız, kitapsız, ahlaksız falan adamlardır yani. Öyle Rönesans diye abartılacak bir şey falan yoktur. Bunun çok birincil evresi, hümanizma, yani Petrarchus, Aziz Abelard, Erasmus, işte Montaigne falan da giden bir şey var bu işin. Yani oralarda bir hoşluk var tabii ki. Yani insanın yeniden, hayatın yeniden keşfedilmesi, yaşama sevinci, özgürleşme hevesi falan. Bütün bunlar Rönesans'ın kendi batırmıştır yani. Çünkü Rönesans sakat. Ben bunu Nusret Hızır'ın Rönesans düşüncesi üzerine yazdıklarını okuduğum zaman şok olarak falan, yani şoke olarak karşılamıştım. Neticede yani böyle Doğu Akdeniz'de bir Rönesans var. Bunun böyle sanatlardaki falan hikayesi bu. Bu önemli çünkü kopuşu anlatıyor ve analitik bir kopuştur bu aslında. Çünkü bizde sanatlar kadim dünyada falan artizanal bir şeydir yani. Ayrıca art değildir yani. Artizanal bir şeydir. Orada başka bir şeye dönüşüyor. O kendi özelliğini ilan ediyor. Sanki aslında etmiyor çünkü paraya bağlanıyor. Yani mesela Venedik'in böyle bir pasta şehir gibi olması, yani her tarafının böyle didik didik işlenmesi, bir gösteriş etkisine falan kavuşması, biraz Floransa bunun dışındadır, daha sade kalmıştır ama genel olarak öyledir. Tamamen yeni aristokrasinin zenginleşmiş Haçlı Savaşlarından sonra T cetvelini keşfetmiş, banka işlemleri yapan falan, o dünyanın birbirleriyle olan görgüsüz rekabetinin ürünüdür. Yani bunlar şunu yaptılar. Biz zenginiz, artık eskisi gibi kılıç soylusu falandı diye. Zaten değildiler İtalyanlar yani. Fransızlar falan öyleydi ve Almanlar öyleydi. Yani şehirleştiler bunlar. İşte noblesse de robe dedikleri Fransızların kıyafet soylusu haline falan geldiler. Ve birbirleriyle özellikle de bir Zombart'ın anlattığı kadın faktörü yüzünden şeye girdiler, rekabete. Boş zamanları var, kira gelirleri geliyor, ticaret yapıyorlar ve böyle paralarını şeye, böyle çok ne diyelim ona, morfolojik yatırımlara dönüştürdüler. Yani işte adam diyordu ki ya gel işte bir tane ressam bul, şurayı yaptırıver bana falan. Yani bir zevk sahibi adamlar falan değildi bunlar.
ticaret zevk sahibi kılmaz insanı çünkü dünyada. Yani birbirleriyle yarışıyorlardı sadece. Böyle bir morfolojik patlama oldu. Yani özle biçim arasında bir kayma oldu. Çünkü birden sapmışlardı bunlar. Ve form öne çıktı. Yani hatta özü unutturdu. Yani tamamen bir böyle formlara dönük bir yatırım şeyi. Rönesans bu. Estetik olarak bu. Yani Leonardo da Vinci Toskana düküne ki köprü yapacak adam buna para vermiyor filan. Sonra keşfediyor biliyorsunuz çocuğunu çok seviyormuş falan. Çocuğu kandırıyor da çocuk üzerinden kabul ettiriyor yani. Böyledir bu işler yani. Böyle sanat aşkı denilen şey böyle. Şimdi bu 15. 16. yüzyıla kadar devam ediyor. Hayat ise yeniden burçların doğuşu, ticaretin canlanması ve üstelik artık çok seküler. Yani Venedik taciri tipi adamların hüküm sürdüğü, çok böyle neşeli, canlı, akışkan tavernalarıyla, paganlıkla Hristiyanlığı karıştıran, işte o heterojen yorumlarıyla vesaire. Şenlikli bir hayat, 13-16. Yüzyıl arası. 16. yüzyıldan sonra esas tabii işte Rönesans dediğimiz şey gündeme geliyor. Burada da bambaşka bir dünya, Atlantik dünyası karşımıza çıkıyor. Fransa, yani önce tabii İspanya ve Portekiz, sonra Fransa, Hollandalılar, İngilizler filan. Ve bunların şeyi, keşfi Amerika. Yani Amerika'nın zenginliklerini yağmalamak. Önce yağmalamak, sonra yatırıma dönüştürmek yani. İşte kapital dünya dediğimiz şey bunun ürünü. Bunun içerisinde her şey çok kesin kılınmalı ve öngörülmeliydi. Öngörülebilmeliydi. Aksi takdirde bütün o yatırımlar boşa çıkacak. Bunun için İtalyanların T cetveli meselesi, muhasebe teknikleri geliştirmişlerdi. Bunu devraldılar. Fakat buna yeni şeyler eklediler. Coğrafyacılık, haritacılık, efendime söyleyeyim ve çok daha önemlisi bütün bu arayışlar iki dünyayı birleştirdi yeniden ve en büyük tehlike orada başladı. Aydınlanmanın da sırları burada. Matematikle fiziği birleştirmek. Bu faciaydı. Kartezyen devrim dediğimiz şey faciaydı. Merkantilist ihtiyaçlardan türüyordu. Giderek tabii sanayi kapitalizmine doğru gittikçe daha hararetle ve istekle istenen bir şeydi. Çünkü fizik dünyaya matematik bir kesinlik kazandırmak. Halbuki Kartezyen devrime kadar fizik ayrı bir kulvarda gidiyordu. Matematik ayrı bir kulvarda gidiyordu. Matematik Tanrı'nın bilimiydi tırnak içinde. Fizik bambaşka bir şeydi yani. Bunu birleştirdiler. Bütün hayatı matematiksel ve operasyonel kılmak. Bu tamamen yeni dünyanın meselesiydi. Şimdi bunu yapabilmek için yeniden hesaplamayı sağlam hale getirebilmek için Aristo'ya başvurdular. Aristo'nun formel mantığına bunu analitik hale getirdiler. Modern bilimin hikayesi de aşağı yukarı işte analitik bir tarihtir, kültür tarihidir. Şimdi bunlara baktığımız zaman şu çıkıyor ortaya. Aydınlanma denilen şey böyle çok parçalanmış, analitik anlamda parçalanmış ve işlevsel düzeyde yeniden kurgulanmış bir dünyadır. Şimdi bunun yansıması aydınlanma düşüncesinde teslisin yeni yorumları üzerinden çıkar. Saint Thomas'ın, Akinalı Thomas'ın yaptığı yeni teslis yorumu, yani ilahi yasalar, doğal yasalar ve pozitif yasalar, bu bir teslistir aslında. Bütün bir hayatın içerisinde mesafeleri, kategoriler arası mesafeleri düşünmüştür. Aydınlanma, ansiklopedist hareket budur esas olarak. Onlar deizmini, kendi deizm inançlarını da bu mesafelere göre kuruyorlardı. Yani ilahi hukuk, doğal hukuk ve beşeri hukuk. Ama başvurdukları, ağırlıklı olarak başvurdukları doğal hukuk olacaktı. Yani çünkü doğayı da ayrı bir kategori haline getirmişlerdi. Ansiklopedistlerin bu ayrımları büyük ölçüde bahsettiğim gibi bir burjuva nitelik taşımaz. Esas olarak saray toplumunun hikayesidir. Ansiklopedistler filan salon adamlarıdır. Hepsi soyludur onların. Diderot, D'Alembert, D'Holbach zaten anlaşılıyor isimlerinden. Ve bunlar kendilerini yukarıda kurgulayan ve aşağıdaki hayata hor bakan kibirli adamlardır.
İroniyi kullanırlar, satirizmi kullanır, aşağılamak için yaparlar. Hayatı aşağılamak için yaparlar. Ve Rönesans sonrası yani 16. yüzyıldan sonra 17 ve 18. yüzyıl yani aydınlanma yüzyılı, akıl ve aydınlanma yüzyılı dediğimiz dünyada bu morfolojik birikim, Rönesans'ın armağan ettiği özle biçimin ayrıştırılması ve biçime ağırlık vermek, göstermek, güç ispatı, kudret ispatı, işte o yapılan saraylar, dış cephelerin o barok, rokoko şeyleri, tezyinatları falan artık baş döndürmeye falan başladı. 19. yüzyılda burjuvalar buna itiraz ettiler. Yani Victoria çağı ahlakı özcüdür, esensiyalisttir. Fransa'da Fransız devrimcileri, aşağıdan aydınlanmacılar, bunlar da Rusu'yu bellediler. Onlar da öze yeniden dönmek, işte püritan ahlak zorlamaları falan savruldular yani. İki kategori arasında bunlar savruldular. Dolayısıyla böyle sanat dediğimiz şey, yani mimari belki artık bir sanat şeyini aldı, kategorisini falan karşılar hale geldi. Bu dünyaya bir şeyleri giydirmenin aracıdır yani. Bu arkasında işte dediğim gibi Platon falan var, Eflatun ve Aristo var. Matematik, mantık, matematik ve mantıkla fiziğin evlendirilmesinden doğan böyle çok tuhaf bir kurgunun baskısı altında. Hala Eliyev'in bunun baskısı altındayız. Şimdi dolayısıyla ben buralardan hareket ettiğim zaman Turgut Bey'i tanıdığımda Emine de belki hatırlar. Ben Beyoğlu'ndaki bürolarına gidiyordum yani Rumeli anlı. Böyle çok hoşuma gidiyordu bu Beyoğlu'ndaki süslü püslü binalar falan. Gidiyordum fakat Turgut Bey onların saçma sapan şeyler olduğunu ve hiçbir değer taşımadığını söylüyordu. Ben de yıkılıyordum. Ne var ya bu kadar dünyayı güzelleştirmek, süslemenin nesi kötü falan diye bakıyordum. Fakat tabii zaman içerisinde onun o Rönesans karşıtlığının ne demeye, ne anlama geldiğini anladım. Şimdi Turgut Bey'in bu varlık meselesi üzerine bakışı, demin İsmail Bey de onu gayet güzel izah etti, alıntılarla izah etti. Bütüncül bir bakış. Yani Turgut Bey hayattan yola çıkıyordu. Turgut Bey estetik falan gibi bir şeyden yola çıkmıyordu. Hayatın içinde ihtiyaçlar, demin çok güzel o alıntı, harika bir alıntıydı. Güneşle, ışıkla, sesle, çevreyle, uyumumuz üzerinden hareketle, yani aslında hayatın o fenomenleri üzerinden hareketle bir şeyleri ortaya koymak ve orada estetik saplantılardan, ki modern saplantılardır bunlar, uzak durmak. Sadelik dediğimiz şey bunun zaten kendiliğinden sonucu oluyor. Yani burada da bir birikim var elbette ki. O birikime referans gösteriyordu Turgut Bey. Yani Osmanlı sanatı tırnak içerisinde. Yani baktığınız zaman işte simetri yok. Yani veya ne bileyim birebir böyle ölçülendirmeler, şaşmaz bilmem neler falan yok. Hatta sürekli böyle bir şeyler bozularak falan oluşturulmuş bir estetik. Tek tek parçalara baktığınız zaman birçok çok şeyi yadırgatabiliyor bile sizi. Ama işte o bütüne, külle baktığınız zaman harika bir şey çıkıyor ortaya. Yani ne diyelim ona, bir bütünlük fikri ortaya çıkıyor. Ben tabii mimariden çok anlamıyorum. Eminim mimar katılımcılar çok daha ilginç, güzel şeyler söyleyeceklerdir. Benim daha çok ilgilendiğim alan müzik. Osmanlı müziği ile ilgileniyorum. Müzikte de aynı şeyi gördüm. Yani daima böyle matematiksel olandan bir kaçış var müzikte. Bunu dolayısıyla mesela nazariyata falan matematiğe dökemiyorsunuz. Daima bir şeyler açığa çıkıyor. Ve bütün güzelliklerde o farklılıklarda yatıyor. O bozulmuş zannettiğimiz şeylerde yatıyor. Yani mesela diyelim ki bir flütün matematiksel sesiyle bir neyin sesi, sadası arasında çok ciddi bir fark var. Yani bir flütist disiplin şunu da diyebilir. Ya şunu biraz düzeltseniz, o nefes sesini falan giderseniz de yani daha böyle temiz bir ses. Kemençe veya keman arasındaki fark gibi. Batı'nın tampere müziği ki çok matematiksel, bizim matematik kaldırmayan sada dünyamız gibi. Yani baktığınız zaman bunlar hep hayatla bağlarımızı kuran şeyler. Dolayısıyla nomos, düzen, yasa, matematik, bilim falan gibi şeylerle karşımıza çıkan böyle donanımlı bir dünya ki bugün çok donanımlı ve kendi ağırlığını çok hissettiriyor.
Ona karşı kendi anomimizi, anomik olanımızı, yani nomos değil, anomik olanı bizim tarihsel şansımız olarak görmek zorundayız. Şimdi ben son olarak onu da arz edeyim. Bir husus daha var, izninizle onu da söyleyeceğim. Turgut Bey'in çok vurguladığı şey hareket. Şimdi bu hareket lafı çok önemli bir şey. İşte hayatın kendisini anlatıyor. Hiç unutmam, Bursa'da benim davetimi kırmamıştı rahmetli. Gelmişti, bir konferans vermişti. Biraz da 2-3 gün böyle uzun uzun sohbet etmek, gezmek imkanı bulmuştuk. Yeşil Camii'ne gittik Bursa'da. Şimdi ben orada bir caminin durduğunu falan zannediyordum yani. Tam güzel bir cami, hoş bir cami. Bana o camiyi anlatmaya başladı. İşte kapılar, mihrap, kemerler, minare, kubbe falan. O anlatımların etkisini söyleyeceğim. Hiçbir abartmam yok. O bina benim gözümde dönmeye, sema etmeye falan başladı. Meğer hareket ediyormuş o. Biz onu bilmiyormuşuz yani, hareket ettiğini falan. Donmuşluk fikrine şiddetli itirazım vardı. Hatta İhsan Fazlıoğlu'nun şeyini dahi yönlendirdi. Yani bu hareket, bu görünmeyen ama hayatı bize veren hareketi acaba medrese bile yapmış mıdır filan? İhsan Fazlıoğlu onun üzerine, yani o kuş, Ali Kuşçuların filan medresede yaptıkları o şeyi keşfetti. Yani medrese tabii bu şey dönemi değil, çöküş dönemi filan değil. Medresenin hala o geçişlere izin verdiği bir dünyada çok farklı arayışlar da var ve hareket temelli. Yani dolayısıyla mesela Fazlıoğlu galiba onu da çıkarttı ortaya, yani onu da yönlendirmiş oldu. Bu hareket çok çok önemli bir şey çünkü hayatiyeti anlatıyor. Onu bir kere daha arz etmek istemiştim. Şimdi tabii bu İstanbul konusunda mesela hepimizin canını sıkan, böyle Ziya Paşa'dan arta kalan bir matematik giydirmek tutkusu var bu şehre. Bunu ben de bir anlamda modern Türklerin tarihsel kompleksi falan olarak görüyorum. Yani mesela bu şehrin çirkinlikleri diye bildiğimiz şeyler var. Yani böyle köhnemişlik, eskimişlik falan, tuhaflıklar, orantısızlıklar, çarpıklıklar falan diye anlatılan bir şeyler var. Halbuki bu şehir işte o anomik tarafıyla İstanbul. Ben bunun farkına küçük bir anekdot anlatayım. Karaköy'den şeye bineceğim. Tekneye binip Kadıköy'e geçeceğim. Şimdi orada bir kulübe gibi bir şey var. Onun içinden geçiyorsunuz, bilet alıyorsunuz filan. Perşembe pazarının döküntü şeylerinden geçiyorsunuz yani. Ben çıktım ve karşıda Süleymaniye duruyor. Oraya bakıyorum falan derken bir turist grubu çıktı böyle kakara kikiri bir şekilde falan. Bir çıktılar, birden karşılarında şeyi gördüler, Süleymaniye'yi gördüler. Oh my God deyip kaldılar yani böyle falan. Şimdi mesela şöyle olsa, biz İstanbul'un her tarafını geometrik bir düzene soksak, pırıl pırıl kılsak, yani böyle böyle Paris gibi yapsak falan, değil mi? Ondan sonra bu olmayacak işte. Oradan çıkan öyle bakacak yani. Paris'te ben birinci gün çok etkilendim, gözlerim yoruldu hatta. İkinci gün Paris bana çok banal geldi yani. Evet, aynı yani, nereye baksan pırıl pırıl, şıkır şıkır bir şeyler görüyorsunuz ve anlamını kaybediyor. Çünkü çok nomos, yani çok düzen getiriyor, çok matematiksel, çok geometrik. Ama İstanbul öyle değil. İyi ki de öyle değil yani. Dolayısıyla İstanbul'un anarşizan tarafları, kaotik tarafları, anomik tarafları İstanbul'un bir anlamda mukadderatıdır. Ne yapacaksak onun içinde yapacağız. Ama onu matematiğe boğmadan galiba. Turgut Bey'in bize bıraktığı bence en büyük miras, biraz dünyaya matematik dışı bakabilmenin imkanları olsa gerekir. Sabrınızı çok zorladığımı biliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun.